Evet, biz muhtarlığa girdiğim zaman benim yani 2019-2014 arasında 5 yılda muhtarlık kapandı, gitti, geldi falan diye bir şey vardı. Sürekli dedikodu vardı muhtarlık kapanacak diye. Fakat 2014'ten sonra, özellikle 2016 yıllarında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın adeta muhtarlığı küllerinden yeniden doğurmuş gibicesine bir sihirli parmak, sihirli bir değnekle bastırdı bizim muhtarlığımız yeniden parladı böyle. İspanya'ya gezdirirken, ondan sonra Umre'ye gezdirirken muhtarlığımıza etkilerin artırılmasıyla ilgili maaşlarınızın asgari ücrete getirilmesi, dolayısıyla silah harçlarının alınmaması, sigortaların devlet tarafına yatırılması muhtarlarımıza olan talebi bir hayli şeydi. Yani tamamen cilalanmış ve parlatılmış bir muhtarlık camiası yeniden gündeme gelmiş oldu. Bir dönem kapandı gidip hani korktuk artık bittik derken yeniden bir şahlandık böyle muhtarlık camiası. Tabii 1829 yılından beri kurmuş olan muhtarlık yaklaşık 89 yıllık bir mazisi var. Osmanlı döneminden gelme mazisi var. 1937 yılında bir 4 yıl 36 yılında yaklaşık 4 yıllık falan 5 yıllık bir CHP döneminde kapatılmıştı ama şu anda baktılar ki olmuyor. Muhtarlığın yerine öğretmenler, köylerde imamlar, şehir merkezinde polisler yürütmeye kalktıysa da her ne kadar bunu başarılı olamadılar. Tekrardan muhtarlık yeniden görevine devam etti. Dolayısıyla şu an için muhtarlığımızın yani bazı işsiz arkadaşlarımız var. Her artık işi yok, gücü bulamıyor ama muhtarlığı iş kapısı olarak görmeye çalışıyorlar. Ya bir 5 yıl boyunca en azından muhtar olursam diyor. Mesela kendi mahallesinde, bölgesinde 5 tane seçmen, 5-10 tane evi varsa, 100'e yakın nüfusu varsa, seçmeni varsa, akrabası varsa ben kesin kazanırım diyor. Muhtarlığa giriyor. En azından bak kurum yatırılı diyor. Ondan sonra 5 yıl boyunca işim olur diyor. Kendime göre diyor bir çevrem olur diyor. Farklı bir şekilde iş imkanı kapısı olarak görüyor. Tabii ki muhtarlık iş kapısı değildir. Muhtarlık bir hizmet kapısıdır. Hizmet bir mahalle geldiğin zaman bu benim iş kapımdır deyip muhtarlığa giriyorsan yazık edersin. Hem kendine hem muhtarlığa. Çünkü muhtarlığın zamanı yoktur. 7-24 saat telefon açık olması lazım. İktidar o partinin belediye başkanı adayı kaç tane vardı? Aday kaç tane vardı? 14 tane vardı. Fatih Mahallesi'nde 23 tane muhtar adayı var. Bakın Cumhuriyet Mahallesi'nde 22-23 tane var. Bahçeliler Mahallesi'nde 21-22 tane var. Şu an 300'e yakın, 320 yakın Adıyaman genelinde muhtar adayı var. Sadece merkezde 33 mahallede. Bu ne demektir? Demek ki muhtarlıkta bir rağbet almış başını gitmiş. İnsanlar dedikodu yapıyor. Yok efendim muhtarın sekreteri var. Yok öyle bir şey. Muhtar sekreteri yok. Muhtar asgari ücret alacak. Yok öyle bir şey. Şu an muhtarın almış olduğu mevcut maaş 1 milyar 730 lira. 80 yıllık bir şey var. Muhtarlık yasası var. Bu yasa gerçekten hiç değişmedi. Bir miktar para verelim. Herkes sabıkası araştırılsın. Orada oturup oturmadan araştırılsın. Sağlık raporu önceden alsın. Sonradan değil önceden alsın ki bir muhtarın da bir adaylık süreci olsun. Adam son gün geliyor kağıdını indiriyor masa üstüne diyor ki sandıktan kim çıkarsa ben muhtarım. Öyle olmaması gerekiyor. Son gün adam aday çıkabiliyor. Aslında kanunla bunun kanun değişikliği ile ilgili biz gerekli konfederasyon bazında çalışmalarımız var. Meclise sunduk ama şu an bu seçim yetişmediği için maalesef eski sistemden gidiyor. Ama seçimden sonraki bir sonraki seçimde mutlaka adayların da daha önceden başvuru yapması gerekiyor. Bunun da bir düzenlemesi olacağına inanıyorum ama şu an içinde bir düzenleme yok. Eskisi gibi isteyen muhtar olabiliyor. Ama sonra kazandıktan sonra da o istediğin mermakları götürmesi gerekiyor. Sabıka, sağlık ve en az 6 ay orada oturup kemet etmesi gerekiyor diye. Bizden boşu boşuna seçim bürosu tutmayın. 2 ay daha var zaman 45-50 gün var seçim bürosu tutuyorsunuz. Bakın birbirinizi kırmayın. Yani dedikodulardan vazgeçin.